組の中、アンタリアダヤサヤンジャポンワタンダシーン、ブギュンキュコヌームスジェンギズハンテルジオール。ベイ。ホシガヤディニーズ。ホシボルク。ブギュン、ジェンギズベイレベラベ、オヌンギッディジャポンヤハクンダ、ナスルギョードゥヌ、ネイゲディニ、ネイレリヤサドゥヌ、ベラベソフベットエデジェイズ。Tekrar merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cengiz Han Bey, ben Cengiz Bey diyorum. Kendini önce tanıtır mısınız? İsmim Cengiz Han Terzioğlu, 38 yaşındayım, evliyim, iki çocuğum var. Trabzon Çaykaralıyım. Antalya'da yaşıyorum, Japon firmasında çalışmaktayım. Cengiz Bey, daha önce beraber Japonya gezime gittik. Bu da 2009. Değil mi? 11 sene önce oldu yani. Ne kadar çabuk zaman geçti yani. Evet. Onu söyleyeyim. O zaman ilk siz Japonya'ya gittiniz. Hı hı. İlk Japonya'ya zaten yurt dışı deneyimim bir tane oldu. O da Japonya oldu. Uzun bir yolculuktan sonra Japonya'ya. Yani uçak binmek de tabii zor oldu. Evet. Yani 10 saatten fazla yani. Buradan 5 saat ve Özbekistan'da 8 saat de biliyorum. Evet. Yani toplam 12-13 saat. 13 saatte, 13 saatin sonunda Japonya'ya, Narita'ya inmiş bulunduk. Yani Japonya ilk sefer gittiğinizde, gitmeden önce Japonya hakkında neler düşünceniz vardı ya da bilginiz nasıldı? Ya bilgilerimiz tabi televizyondan gördüğümüz kadarıyla vardı, okuduğumuz kadarıyla vardı. Yani orada şimdi nasıl diyeyim, orada işte kültürünü tabi merak ediyor insan. Bizimle hemen hemen benzediğini gördük televizyonda. Orada da bunu gördük. İnsanlara olan saygı, yaklaşım nasıl, onu görme fırsatımız oldu. Televizyonda gösterildiği gibi mi? Evet, gerçekten de gösterildiği gibi. İnsana saygı üst seviyede. Şimdi, görmüş bunu. Evet, siz Narita'ya indiniz önce. Evet. Şimdi Narita Havarana indiği zaman, yani etraf tabii ki hep Japonlar vardı. Yani trenle falan bindiği zaman da. Evet. Orada çok değişiklik hissettiniz mi? Hissettik. Chiba'dan, Tokyo'ya Chiba'dan nereye gidiyorduk? Tam şeyini hatırlamıyorum, Tokyo'ya. Hı hı. Tokyo'ya giderken 2 saat galiba, 2 saat sürüyor. Bir saatten fazla sürüyor. Tabii biz yine trenle gidiyoruz, oturduk. Tabii dersimi aldım bu arada. Tabii gelince isterse yer vereceğim. O sırada bir genç bindi. Böyle asıldı şeye, el tutacağına ve uyumaya başladı. Gerçekten uyuyor yani. Ben ya dedim, bir durak gitti, istasyon gitti, ikinci istasyon, üçüncü istasyon ve uyuyor. Ya dedim, acaba hani şey mi yaptı? Gerçekten de böyle bildiğiniz artık böyle bir horlama sesi gelmeye başladı. Aradan bir 45 dakika geçti. 45 dakika sonra bir istasyona geldik, dın diye ses geldi. Gözünü açtı, açtığı gibi karşıdaki trene bindi. Yani ne zaman uyanacağını, ne yapacağını, yani bu denli planlayıcı, zamanlayıcı ilk defa orada gördüm ve çok şaşırmıştım esasen. Evet, yani biz de aslında çalıştığı yer ve oturduğu yer çok uzakta olabilir. Yani trenle bazılar 1 saatten 2 saat kadar trenle binip iş yere gitmesi gerek. Yani ondan ne zaman fırsat olsa belki uyuyor, yani öyle dinlenebiliyor. Evet. Yani ondan onu görmüşsün. Evet, Tokyo'da da bunu gördüm. Tokyo'da sabah saatleri yani mesai saatleri diyeyim. 9 ile 12 arası Tokyo gibi bir yerde, yani belli kısımlarda en fazla görebileceğiniz insan sayısı 50-100. Ama 12 işte atıyorum bir mola zamanı bir anda kalabalıklaşıyor. Mola biteceği yakın 1-1.5 diyelim. 1.5'tan sonra tekrardan 100 kişiye düşüyor. O zaman da gerçekten çok şaşırmıştım. Yani dünyanın en kalabalık şehirlerinden birindeyseniz ve oradayız. Bakıyorum, iş saati kimse yok. Herkes bina içinde herhalde. Herkes bina. Ben de öyle zannediyordum. Bina diyordum ama
genelde insanlar yerin altındaymış. Bunu öğrendim. O da doğru yani. Şimdi tam gittiğimizde yaz döneminde idi. Evet, yani yaz sıcak zamanlarda. Yani törenin içinde klima çalışıyor senin. Sonra devam olarak istasyonda toprağın altında iniyoruz. Orası da klima çalışıyor. Bir yere geçerken de toprağın altında. Evet, yani evet, yer altında. Hepsi, evet, yani yorumumuz devam ediyor. Binanın içine direkt oradan girebiliyor. Yani hiç dışarı çıkmadan binadan binaya kadar ya da törenin istasyonundan istasyona kadar gidebiliyor. Ha, o da olabiliyor. Evet, gerçekten yerin üstü olduğu kadar yerin altında da bir hayat, bir şehir var. Üst köprü tren gidiyor. Alt tren gidiyor. Otoban. Alt tren gidiyor. Onun altında tekrar bir otoban, yani yol var. Kat katı. Kat kat. Böyle işte yapılan metrolar olsun, şeyler olsun. Belki insanlarımız biraz şey yapabiliyor. Hani isyan diyeyim yani, hemen böyle buradan metro geçer mi gibisinden. Ama gördüm ki bir sokakta, yani iki evin arası 10 metre olan sokakta 16 vagonluk tren geçtiğini gördüm. Japonya'da. Buna da çok şaşırmıştım. Ama işleyiş öyle. Ya metrolarda ben de şaşırıyorum. Ben de 28 sene önce orada çalışıyordum. Yani trene binip gidiyordu iş yere. O zaman da o kadar tren sayısı ya da metro sayısı olmadığını biliyorum. Şu anda bayağı gittiğinde yeni hatlar çekilmişler. Kat kat oluyor. Hem de trenlerde yani 2 dakikada bir tren geliyor herhalde. Yani sürekli, evet. Sürekli. Yani 10 dakika beklemez zaten. 5 dakikada beklemez. Yani bir tane kaçırıyorsun fark etmez. Zaten arkadan hemen tren geliyor. Sistem de o kadar güzel, o kadar güzel ki. Tabii haritaya bakarak çözemezsiniz tren sistemini. O kadar karışık ama bir o kadar da düzgün. Yani o da özellikle Tokyo böyle büyük şehirleri hakkında konuşuyoruz. Bazı illerde o kadar tren sıkı olmayabilir. Yani daha arabaya da otobüsü gibi kullanıyorlar. Ama Tokyo, Osaka gibi büyük şehirlerinin metro hatlar karma karışık. Yani ben gittiğimde harita bakmadan gerçekten gidemiyor. Biraz zor bir yer orası. Evet. Yani bilmeden. Evet. Ama şu anda yani akıllı telefonda apli indiriyorsunuz. Nereye gitmek istediğini yazarsınız. Ondan sonra yol gösteriyor. Yani evet. Böyle çözümü var. Ama belki 15 sene önce biz böyle kağıt haritadan baka 15 sene önce İngilizce yeni yeni geçmişlerdi değil mi? Altyazıyı. Yani bazı yerde vardı, Tokyo'da belki vardı da başka yerlerde sadece Japonca oray yerde, tabii hangi istasyon olduğunu yabancılar okuyamazdı. Ama tabii olimpiyat olacak, yani onlar hazırlık yaptı. Şu anda biraz rahat. Tabii Shinkansen, hızlı tren, özellikle bilmenizi tavsiye ederim. Tokyo Tower, şimdi yeni bir Tokyo Tower. Sky Tree'de. Tokyo Tower. O zaman ben gittiğim zaman 11 sene önce Japonya'nın en büyük kulesiydi. Şimdi Sky Tree diye bir yer var. Tabii onu da görmek istiyorum. Kısmet olursa ilerleyen zamanlarda gitmeyi düşünüyoruz inşallah da. Evet, şimdi yemek konusuna geçelim. Yemek de ben Cengiz Han Bey'le beraber ben de çok zor çektim, zor geçti yani bunu söylemem lazım. Yani tabii yemek alışkanlık farkı olduğu için tabii yani sizin için zordu. Onu evet. Farkı ederim. Gene yumurta yapıyor. Annem yumurta yapıp yemek yedirmeye çalıştı. Ama tabii onu yapısı bile fark olunca biraz zor yediniz. Ve mesela lokanta gidiyoruz. Biz restoranda gidiyoruz. Biz de lokantaya gittiği zaman yana pilav, beyaz pilav ya da bir ekmek parça veriyor. Şimdi tabii Türkler ekmekten seçiyor tabii, genelde. Ekmeği seçiyor. Seviyorsun. O da bu küçücük bir tane geliyor. Sonra nasıl oluyor? Doymaz yani. Ekmek yemede olmazlar zaten Türkler ekmekler. Onu da bir tane istiyorsun. Gene böyle bir şey geliyor. Yani kaç tane söylemem lazım? 10 tane söylemem lazım. Onun yerinde yani bunu aslında yapmamam gerek. Ama çanta içinde markette almış ekmek getiriyor. Ya da belki uçaktan kara ekmekler, evet. Çanta edip onu lokantada açıp
yedi yani. Çünkü doymadı yani, doymadı. O zaman işte uçakla gelirken Türk Hava Yolları ile İstanbul'a gittiğimizde ekmek vermiştik. Ya o ekmeği de yiyemedim. Dedim hani atılmasın, dursun yanında. Ben tabii bir heyecan, bir şeyle gittiğimiz için meğersem o benim böyle bir çanta vardı, onun içindeydi. Sonra böyle restorana gittiğimizde bir anda aklıma geldi. Şimdi bir tane istiyorum, bir tane geliyor, bu kadar ekmek. Ekmek de tatlı biraz. Yani hani bizdeki evet, gibi değil. Sonra bir tane daha istiyorum, bir daha geliyor. Komiser dedi ki ya şey dedi, ekmeği biraz şey yapsanız dedi. Hani ayıp olurcasına değil de hani oranın şeyi buymuş. Tabii benim de sonradan aklıma geldi. Burada ekmeği çıkarınca kokusu bile güzel, o ayrı bir konu da. Sonra tabii oradakiler de bir şaşırdı, bu ne yapıyor? Evet, yani yapmamam yani, gerekiyordu ama. Ama yani o kadar, o zaman öyle oldu. Tabii ilk gün öyle oldu. Dedik biz yabancıyız. Hani bilmiyoruz şeyi. Ama güzeldi gerçekten, lezzeti. Nerede yediniz? Dersak karides. Ben orada Ebi, evet Ebi karides. Ben normalde karides yemeyim. Yani Antalya'da yemedim, hiç yemedim. Orada da geldi ve sosa batırılmış bir şekilde geldi. İlkom sen dedi ki bir tadına bak ya, dedi ki yemem. Hani kendisi de çok güzel bir laf etti. Yemediğin şeyin tadını nereden bileceksin? En azından bir tadına bak, beğenmezsen yeme. Evet. Yani bu benim için tavuları yıkma gibi bir şey oldu. Tadına baktım, 1, 2, 3, 4, 5 derken ben bir porsiyon daha istedim bundan. Yüzsüzlük yaptım orada. Peki çok güzeldi. Çok da beğendim. Ondan sonra beraber bir aile tarafından davet edildik. Bir restorana gittik böyle. Kapıları bambu. Küçük oda. Küçük oda. Oda. Evet, evet, küçük oda olan. Tabii orada şimdi ne yersiniz dediler. Tabii biz Japonca bilmiyoruz hani o zaman. Bir menü gibi bir evet, şey bir menü geldi. Hazırladı. Geldi. Sırayla geldi. Sırayla geldi. Orada işte pilav geldi. Ondan sonra yanına tavuk geldi. Tavuğun kanadı. Sonradan da bir yılan balığı geldi. Tofu geldi. Şimdi ben yılan balığının tadına baktım. Tabii yılan balığı hoşuma gitmedi ama karşı bizi davet eden aileye de ayıp olmasın diye geleni aldım alttan, yanımda abim vardı, abimi tabağına koydum. Şimdi ben her bunu yaptığımda dışarıdan gelen işte garson diyeyim artık bakıyor ki benim önümde şey yok, yılan balığı, kendisi tekrar getirip tekrar koyuyor. Ben tekrar alıp tekrar abimi tabağına koydum. En sonunda dedim ki tamam, hani komisyona dedim, o da tamam dedi. Ama gerçekten güzeldi. Hatta bir keresinde markete gittik. Peki o zaman tofu ye, değil mi? Tofu yedim. Ama tofu tatlısı nasıl? Tatlısını yedim. Tofu tatlısını yedim. Hmm. Tofuyu da yedim. Süt gibi de yani hani nasıl diyeyim? Tadı yok aslında. Tadı yok. Tadı evet, yok. Tadı yok. Da, evet. Ya ben daha çok tatlısını beğendim. Tofu tatlısını. Gerçekten güzeldi o. Tofu dediğini soya fasulyeden yapımı. Yani kalorisiz, yani çok sağlıklı aslında. Öyle yemek, yumuşak. Ya miso çorbaya koyarız ya da kendisini öyle soya sosuyla yiyebiliyor. Ya da başka mesela ıstıp sebzeyle beraber de yiyebiliyor. Ama çok sağlıklı yemek. Ama tabii ki tadı olmadı kendisinde. Biraz tuhaf olabiliyor sizin için. Ama Türkiye'de artık piyasada tofu diye bir şey görüyorum. Evet evet. Yani Antalya'da yani. Sushi olsun. Yani sushi restoranları var Antalya'da şu anda. Neyse tofu çok beğenmediniz ama bir gün beraber markette gittik yakındaki. Şimdi sepet de beğendik, istediğini al dedi. Çünkü yemek gerçekten sorun yaşıyordu o zaman. Ne yiyebiliriz onu al dedi. Yani fiyat falan bakmayın dedi. Çünkü bir tane domates buradaki 1 kilo domates fiyatı veriyor. Yani ondan çekiniyordu o zaman. Çekeyim mi, yiyebilecek ne varsa iyi. Satarak da böyle kiloyla satmıyor, bir tane. Evet. Ya da üç tane bu kadar fiyat. Gittiğimizde 2009'du, karpuz gördüm. Dilim karpuz. 35 lira.
belki. Hani tam hatırlamıyorum ama o civardaydı. 400 en Fransa, şu andaki evet 30-35 oranı. 35 liraydı dedim bu dilim ne? Dilim ama böyle küçük bir yani, dilim, büyük değil. Yani bileğimden daha ince ya. Bileğimden daha ince bir dilim 35 lira. Dedim biz 35 liraya bundan 10 tane alıyoruz. Dedim bak kalsın. Sonra bir sevinçle orada geziyorum tabii böyle marketi. Bir baktım peynir. Aa dedim Japonya'da peynir buldum. Ne mutlu dedim. Yani en azından yiyeceğim bir şey var dedim. Yumurtanın yanında işte peynir, yani domates, peynir, evet beyaz peynir, su içinde. Su içinde olarak, böyle paket olarak. Hani peynirlerin, yağlı peynirlerin üstünde delikler olur. Aa dedim bu ne güzel ben aldım. Bir, iki, evet, ucuz da. Üç. Üç paket böyle aldım. Üç koydum. Değildi. Beş yani, aldım. Neyse herkes tamam ama peynir buldu da arıyor. Ben de şimdi ne arıyor diye baktım. Geçen gün tofu yemedi. Niye tofu arıyor dedi. Ben tofu olduğunu bilmiyorum tabii. Peynir. Japonca yazıyor. Arkasında İngilizce yazıyor. Tabii görüntü. Tabii görüntü peynir. Olarak peynir. Dedi ki bu tofu dedi. Ya dedim olur mu hani bunun şeyleri var. Yok dedi tofu Allah tofu. Dedim tofuymuş. Orada bir böyle bir çöküşe uğradım açıkçası. Ya bu konu Japon arkadaşlar da yazıyor. Mesela Japonlar da Türkiye'ye gelip markette gidiyor. Beyaz peynir görüyor. Aha diyor burada tofu vardı arıyorlar. Bir dakika onlar sizin yemediğiniz beyaz peynir diyor. Aa öyle mi diyor. Yani bunu tam tersini evet. Siz yaşamışsınız yani. O kadar komikti ama olabiliyor evet, yani. İlk zamanlar gerçekten hani şimdi bilmiyoruz tabii Japonya'da domuz eti yendiği evet, için evet. Ya çoğu şey aslında var. Poğaça var. Poğaça işte burada olduğu gibi içine koyulan sosisi var. Şimdi biz o zamanlar Japonca bilmediğimiz için ikumisan'la beraber gittiğimizde o kendisi bize yardımcı oluyordu. Gitmediği için olmadığı zaman mesela bir yere gidiyordu, işe oluyordu. Biz ne yapıyorduk? Ne yapalım? Hadi gidelim. Nereye gidelim? Yer de bilmiyoruz. Bir bildiğimiz işte Tokyo'da o zaman gittiğimizde yerin altındaydı yaz olduğu şeyler. Yazındı işte gittiğimiz yine. Daha o, serin değil mi? Evet, alt taraf ama. Serindi. Oraya gidiyorduk. Hamburgerciye gidiyorduk. Artık bize öyle alışmışlardı ki abim de bizi gören oradaki çalışanlar hemen iki tane hamburger, iki tane kola hemen hazırlayıp bize veriyorlardı. Artık öyle bir moda girmiştik orada. Tabii belli bir süre sonra alışıyor insan. Karides hamburger var. Orada, burada yok. Bir kere siz yediniz mi? Evet yedik. Çiğ evet. Balık. Çiğ balık olmayan mı yedin? Çiğ balık olmayan yedim. Ben içinde sebzeli olanı, karidesli olanı yedim. Ama tadına baktım. Çiğ balıkların bir tane de olsa tadına baktım. İşte İkumsan dediği gibi tadına bakmadığın şeyi nereden bileceksin? Nasıl beğeneceksin? İşte bu ön yargı kırmamdaki en büyük etken oldu zaten. Ve hayatta da yani gittim artık gezdiğim yerlerde de mesela Mardin'e gittim. Başka yere gittim. Bursa'ya gittim. Hı-hı. İzmir'e gittim. Şimdi önünüze geliyor yağlı bir şey de olsa sevmiyorsanız da tadına bakmanız lazım. Tabii ki. Yani. Oraya gitti. Oradaki ne yiyorlar onu deneyecek. Ha sevmese bırakabilirsin. Aynen. Ama tabii ki. Yani şimdi tadına. Bizde hep vardır ya böyle işte ben bunu sevmiyorum. Beğenmiyorum. Halbuki tadına bak, beğenmiyorsan ondan sonra. Gerçekten de ondan sonra tabii yemeye başladık. Ve çok da güzel oldu. Hatta alışverişe gittik tekrardan. Bu sefer 100 yenciye gittik. 100 yen ucuz bir market demek. Ama ucuz market dediğimizde de şöyle algılanmasın. Ha kötü bir şeyler değil. Ucuza sattığı için yani bizde Türkiye'de olduğu gibi hani ucuz yerler olduğu gibi orada da var 100 yenci diye geçiyor orada. Oraya gittik. Orada çok güzel şeyler vardı böyle ailemize işte çocuklara ne alabilirim yani ne yapabilirim aileme ne alabilirim gerçekten çok güzel yelpazesinden tutun işte envai çeşit şeyler vardı tam böyle alışveriş yaparken arkamdan iki tane gölge belirdi. Yani şimdi dedim ama gölge öyle böyle değil dedim herhalde raf üstüme düşüyor benim. Sonra böyle dururken şöyle bir arkaya doğru bir baktım. İki tane sumocu. Oo, orada gördüm. Orada gördüm. İlk orada karşılaştım zaten.
Dedim bismillah bu ne ya, böyle baktım. Ben sunucuyu 1.70, 1.80, şimdi televizyonda o kadar büyük. Evet, bazı Mongol diyorsunuz. Yani Mongol dedikleri neydi? Moğolistanlı mı? Moğolistanlara Mongol deniyor Japonya'da. Hani onların boyları biraz daha büyük oluyor. Tabii ben sunucuları hep böyle 1.70, 1.80 o civarda gördüm. Bir baktım iki tanesi 2.20. Bana böyle yapmışlar. Gülüyorlar falan dercesine. Dedim ne diyor acaba? Şimdi benim üstüme bir düşse bittim ben orada zaten. Şimdi, bayağı da ama sumocu olduğunu nereden fark etti? Ha, uzun boylu ama... Şöyle başka... fark ettim. Kıyafetinden fark ettim. Evet. Değil mi? Evet. Kıyafetlerinden fark ettim. Yani yazılık, kimono gibi. Aynen. Kimonoyla geldi. Yukata. Ya zaten... şimdi doğru kimono giyebilirsin ama içinde bir şey giyip bunların içinde bir şey yoktu. Yani normal kimono giymiş. Altta da tabii yazı. Evet. Yani şimdi o kiloda bir insanın da içinde bir şey giymesi yani rahattı. Tabii bu arada yani alt taraf normaldi söyleyeyim. Onu bilmiyorum da. Şimdi tamam giyişten fark etti. Hem de şeyde saçta evet. Fark edebilir. Saçtan da saç zaten özel, buradan özel, özel bağlaması. Zaten televizyonda gördüğümün aynısı çıkınca karşıma. Böyle zaten bana gülmelerinin nedeni galiba şuydu. Ben dönüp bakıyordum onlara. Onlar da tam arkamda alışveriş yapıyordu. O sırada birbirleriyle konuşup gülüşüyorlardı. İlk sunucuları zaten orada gördüm. Dedim evet. Orada gördüm. Evet orada gördüm. Dedim Japonya'dayım artık. Çünkü meşhur olan bize yani televizyonda lanse edilen sumo elektronikti. Televizyonda da bunu gördüm. İşte filmlerde de bunu gördüm. O zamanlar. Ha dedim evet artık ben Japonya'dayım. Şimdi elektronik dediniz ya, elektronik mağaza falan gittiniz mi? Elektronik mağazaya gittik evet. Gittik. 5 katlı galiba. Evet 5 katlı bir mağazaya gittik orada Tokyo'da. Yani 2009 yılında Türkiye'de olmayan envai çeşit oradaydı. Tabii oradan buraya getirmek biraz şey oldu. Yani gümrük vergisi oydu buydu. Biraz pahalı oluyordu ama orada gerçekten envai çeşit elektronik malzemeler olsun, şeyler olsun işte telefonlar olsun. Gerçekten çok güzeldi. Mesela elektronik dışında araba Toyota. Toyota'nın buradaki markaları çıkardığı arabalarla oradaki çıkarılan ya da oradaki piyasaya sunulan araba çok çeşidi var. Envai çeşit araba gördüm orada. Beğendiği var mıydı orada? Tabii ki Lexus diye bir markası vardı. O Lexus galiba yanlış söylemiyorsam çok hoşuma gitmişti. O işte başka ne diyebilirim? Hatta ben tren normal yerde gidiyor diye biliyordum. Hani ray üstünde. Ama ters tren. Yukarıya şöyle evet, aynı kollarım asıl gibi olan, asılı evet. Olan böyle aşağıda yani ne diyeyim teleferik gibi düşünün. Teleferiğin işte iç içe geçmiş hali böyle. Öyle yukarıdan bir giden bir şey düşünün. Aynı. Yani teleferiğin tren hali. Şimdi ben hatırlamıyorum da şeye gittik değil mi? Odaiba falan gittik. Mesela orada şoförsüz trenler var. Ona bindik miyiz? Ona bindik mi? Yok. Ona yok bindik evet. Trende bindin gittik. Gittik. Sıfır evet. Yok sadece kendi gidiyor. Evet. İşte teknoloji dediğimiz bu oluyor. O zaman 2009 yılında bu. Şoförsüz gidebilen bir trene bindik. Sonra başka ne? Disneyland'a gittik. Disneyland'a gittik. Muhteşem. Türkiye'de de olmasını isterim. Tabii bunun için neler gerekiyor bilmiyorum ama gerçekten Türkiye'de gerçekten olması gereken bir şey. Şimdi Luna Park ama büyükler için de çok eğlenceli. Sadece çocuklar için değil evet. Orası. Sadece çocuklar için değil. Çok büyük ve çok güzel. Hatta çok şaşırdım. Orada trene bindik tabii ki. Trene bindik ama hızlı trene bindik. Orada bizim Pamukkale'deki yapının aynısı oradaydı. Konsept olarak. Onu kopyalamışlar orada. Disneyland'ın içinde. Orada vardı ve ben gerçekten çok şaşırmıştım. Çok hoşuma gitmişti.
Sonra dünyanın o zamanlar en hızlı asansörüne binmiştik. Evet, Şinbaş'ta. O zaman çok huzurluydu. Evet. Şinbaş'ta bir bina vardı. Yani ticaret binası. Onda çok dünyada huzurlu olan asansör vardı. Ama gene çok huzurlu olduğu için sorun yaşıyordu. Biraz yavaşlamıştı. Öyle duydum ben de. Ama ona rağmen çok hızlı gene huzurlu yani. Çok bir anda püm çıkıyor. Bir anda şöyle iniyor. Evet. O püm yani kumsan dediğim gibi püm çıkarken onu biz gittiğimiz yılda yavaşlatmışlar. Normalde evet, ayak biraz yerden kesiliyormuş. Biraz değil. Bayağı bir yerden ama bizim yine kesildi ayağımız yerden de. Tabii çok korktuk bir anda böyle fırlayınca. Hem de bu tarafı duvardaydı, cam falandı, dışarı görebiliyordu. Evet, komple camlı zaten. Böyle dışarıyı görebiliyorsun, bir anda yukarıya çıkıyor. Ondan sonra oraya bindikten sonra Tokyo Tower'a gittik. Tokyo Tower'da asansörle çıkılıyor, bir de merdivenle çıkılıyor. Kaç metreydi? 300? 333 metre. Bindiği yer belki, ben tam olarak doğru bilmiyordum. 250-200 metre civarında evet, oluyor. 250 metreye yürüyerek çıkabiliyorsun. Yürüyerek çıktıktan sonra zaten ama şöyle söyleyeyim, kapalı değil. Altını görebiliyorsun. Merdivenlerden çıkarken altını, yanına görebiliyorsun. Tabii korumalık var. O ayrı ama çok güzeldi. Ben dedim kendimi niye yorayım? Ben asansörle çıktım, tembellik yaptım. Abim yürüyerek çıktı ve bir belge aldı. Evet, sertifika arıyor yani oradan. Evet, sertifika alıyor yürüyerek geldiğin için. Güzeldi, tapınağa gittik. Nereye? Asakusa'ya mı? Asakusa'ya, evet. Tapınağa gittik. Yine filmlerdeki gibi dedim acaba burası böyle mi? Gerçekten orada bir rahip geldi bize. Ya biz rahibe hani böyle bir sıradan, yani hani bizimle muhatap olmaz, bizimle konuşmaz diye bekliyordum ama eğlenceli, gayet güzel. Hatta tapınakta mantar tabancasıyla atış yaptırdı. Ama o şöyle tapınağa şey olsun diye para, para karşılığı ama tapınağa bir gelir katkısı olsun diye ama eğlenceli. Sonunda işte vurduğun zaman sana bir heykel ya da bir şey veriyor. Ha, o zaman Asakusa değildi, o Asakusa Tokyo Tower'ın yan tarafında. Evet. Bu eğlence vardı, bir küçük bir festival. Orada tapınaktaki rahipler. Evet, rahipler. Onlar da gelip bayağı geç ilgilendiler. Gerçekten yani, çok ilgilendiler. Adetlerini hani nedir ne değildir orada şey yaptı, bir böyle bir ocak gibi bir yer, kömür çıkıyor. Orada çıkan dumanını ne kadar kendine şey yaparsan, getirirsen sana bereket getirdiği söyleniyor orada. Yapmadık mı yaptık orada. Evet, sonuçta gidip görmek lazım. Örf adeti öğrenmek. Ya gene din farkı de ondan korkacak ya da kaçacak bir uzaklaştırıcı bir şey yok. Mesela biz de dediğinde alakasız gene oraya gezmeye gidiyoruz. Ben doğrusu hiçbir şeye inanmıyor ama gene tapına gittiği zaman bir dua ediyor. Ya bu şey ya şöyle söyleyeyim, inanıp inanmamak tabii insanın kendi özgürlüğü. Yani ne diyeyim, oradaki saygı. Yani hani oraya gidiyorsan, evet kültürü yapıyorsan, sonuçta sana zorla bir şey kimse yaptırmıyor. Sen evet, istersen yapıyorsun, istersen yapmıyorsun. Gezebilirsin ama tabii. Tabii ki gezebilirsin diyor. Gez istediğine bak diyor. Yani hiç zorlama da yok oraya gittiği zaman. Serbestli gezebilirsin. Ne bakarsa baksın. Yani onlarına göre belki adet vardı. Biz ona göre belki yapamıyoruz, bilmiyoruz ama tabii onlar da buyurun serbest istediği gibi gelin diyor. Yani saygı duymak zorundasın. Yani yapmak ya da yapmamak senin elinde. İnanmak ya da inanmamak yani bizim elimizde sonuçta. Yaptık. Sonra trenle yine geleceğim. Trende sıra bekleme belli yerleri var. Orada bekliyorsun. Çizgi var. Çizgi var. O çizgiden herkes ikişer ikişer. Evet, yani, yan yana duruyor ve evet, kimse de önüne geçmiyor. Kesinlikle. Yol konusunda üst geçidi düşünün. Üst geçitten bir yol geliyor, aşağı iniyor, alttan bir yol gidiyor. Buradaki indiği zaman buradaki bekliyor. Geçiyor bir araba, bu geliyor. Üstten gelen bir daha geliyor. Yani sırayla. Yani çok ender bozuyorlar. Yani iki araba üstten çok ender geçiyor. Onu bekliyor ve böylelikle ben trafiğin sıkışmadığını gördüm orada. Tokyo dediğiniz gerçekten çok kalabalık.
Hatta araba kimse kullanmıyor. Cumartesi, pazar hariç. Evet, doğru. Arabayla girdiği zaman çok evet, zor. Evet, arabayla girdiği çok zor. Ha, yine kalabalık mı? Evet. Yine sıkışık mı? Evet, ama mesela ne diyeyim, İstanbul'daki gibi değil. Hadi aradan çıkayım da gideyim. Hani böyle değil. Üstten geliyor biri. Halbuki üstten gelen evet direkt transit yola giriyor ama öyle değil. Geliyor tam yol kesiştiği yerde. Bir araba geçiyorsa öbürü bekliyor. Yavaşlıyor. Öbürü geçiyor. Öbürü geçiyor. Böylelikle ne oluyor? Trafiğin sıkışmadığını gördüm. Çok hoşuma gitti. Polisin belli noktalarda olduğunu ama çoğunluğunda olmadığını gördüm. Bu da benim çok garibim. Çok garibime gitti bu da gerçekten açıkçası. Dedim ya burada polis yok mu? Hani bir olay olsa, bir şey olsa derken bir olay oldu. Şeydeyken biz elçiliğe gittiğimizde siz işte elçilikte işlem yaparken biz dışarıdaydık abimle. O sırada bir olay oldu. Kaza oldu. Polis yok dedik. Hani şey olmaz. Biz onu dememize rağmen bir dakika sonra polis tık geldi. Dedim nereden geldi? Hani büyükelçilik dedim hani yakındır belki onu istinaden. Ama aşağıdan geldi polis. Büyükelçiliği şeyinden değil. Ona gerçekten çok şaşırdı. Yani ondan sonra gerçekten böyle şey güzel şeyler çok oldu. Çok hoşumuza gitti. Çok güzel oldu. İnşallah bir dahaki sefere bir daha gideriz. İstiyor musunuz? Ya istiyoruz. Niye istemeyelim? Ondan sonra o vapurla adacıkların üzerlerine nasıl ev kuruldu? Yani insana saygının nasıl olduğunu şöyle de söyleyebilirim. Düşünün iki tane büyük gök şey çıkmış 13-14 katlı bina, iki tane bunlar ikiz bina ve o binalar böyle çıktıktan sonra şöyle düşünün birbirine bağlanmış, alttan değil de tam ortadan birbirine bağlamışlar. Neden? O arada kalan küçük yer evi güneş alabilsin diye. Bu çok hoşuma gitmişti orada. Öyle mi? Oradaki tekne turu yaparken tekne turunda gittiğimizde evet, oradaki şeyi yani. Siz çevirmiştiniz. İstanbul'muz. Orada söylüyorum tabii 11 sene önce ben çünkü insanın hani ne kadar hoşuna giden bir şey varsa o anısında birikir. Ya ben de zaten o gemi turu ben de sizin sayenizde bindim. Yoksa ben hiç oraya gidiyorum, görüyorum ama bindiğim yoktu. Japonya mı? Evet, gitmek ister misin? Evet. Ne görmek istiyorsun bir daha gittiğinde? Bir yer yani ne görmek istersin? Başka şehir gitmedi hiç. Tabii Tokyo'ya şeye gittim. Gitmedim mesela. Hiroşima'ya gitmedim. Hiroşima'yı görmek isterim. Yani her yerini gezmek isterim aslında. Şeyi gitmek isterim. Tsunami'nin olduğu yeri görmek isterim. Yani sizin meraklar var ya. Yani. Tabii yani. 4 hafta bir ayına yakın. Günler kaldık. Evet işte, evet bir ay kaldık. Şimdi bir şey daha söylemek isterim. 2009 yılında gittiğimizde orada sigara içilen bölümler vardı. Yani 15 metrekare alana kaç kişi giriyorsa herkes orada içiyor. Şimdi burada sigara yasağı geldi Türkiye'ye geldiği zaman bazı kesimler şey yapmış olabilir ama gerçekten gerekiyor. Sigara içilen içilmeyenin ayrılması gerekiyor. Ben buna hemfikirim. Güzel şeyler var. Mesela saygı konusunda yine gelecek olursak Tokyo'da bir alışveriş merkezine gittiğimizde mağazanın içine girdiğimizde iki tane kapısı var. Biri işte koridora, diğeri depoya açılan kapı. Koridorda olan bize gösterdiler. Koridorda olana işte girdiğinizde yani o koridordan yukarıya yemek salonuna çıkıyorsunuz. Ve benim gerçekten çok çok hoşuma gitmişti. Depodan çıkan ilk önce durdu. Ve ben de onu gözlemliyordum. Selam verdi. Boş, önü boş, kimse yok. Sonra karşıya geçti. Koridor tarafına çıkana. Yani merdiven tarafına diyeyim. Döndü bize doğru. Yani yönünü döndü. Tekrardan mağazanın içine. Bir selam daha verdi, gitti. Yani şeyine devam etti. Benim çok hoşuma gitti.
Çok da garibime gitti. İkumisan'a sordum. Dedi ki bu olsa da olmasa da bu bir saygı geleneği dedi. Ya, kim görmüş görmemiş de orada insan var mı? Yani insan diye ki mazer olduğu için elemanlar bunu yapıyor. Evet, çalıştığı müşteri, yere saygı. Ve müşterileri olursa tabii ki yapacak ama müşteri olmasa bile gene kimse görmese bile yani biz inanç farkı olsa bile görmediği insan için belki yukarıda bir görüyor. Yani evet, çalıştığı öyle. Yere de saygı ve çok evet. Gerçekten çok şaşırdım. Çok da hoşuma gitti. Ya onu evet alışkanlık öyle yapıyoruz. Sonra ben sonra kimden duydum hatırlamıyordu. Bir mesela biz sürekli bir yere mağaza gittik. Mesela kitapçıya giriyor, kırtasiyeye giriyor. Evet. Orada giriyor, girdi ya. Hoş geldiniz. Tabii ki bunu diyecek elemanlar bize. Evet. Biz içeriye geliyor, geziyor. Hiçbir şey almadan çıkıyoruz. Çok teşekkür ediyordu. Evet, şimdi, evet, yani... soruyor ki mesela Cengiz Han diyor ki Cengiz Bey soruyor ki Kumisan diyor neden diyor ben bir şey almadım diyor. Niye bir anda teşekkür ediyor diyor. Bu da geldiğinize teşekkür ediyormuş. Girerken hoş geldin İlaç Çay Masaya. Giderken işte konnichiwa, sayonara gibi şeyler söylüyor. Tekrar geliyoruz. Bekliyorum. Yani bir şey almadın diyor. Niye teşekkür ediyorlardı? Çok onu da bana da evet. Bana da tuhaf geldi de ama doğru söylüyorsun dedi sonuç olarak. Yani bu gerçekten saygı, hoşgörü, güzel. Ama kimse kimseye karışmıyor. Evet. Gerçekten fatura, bu da var yani. Saygı çok büyük. Ama kimse kimseye karışmıyor. Ya sen niye bunu böyle yaptın? Sen niye buradan gittin? İşte sen malı aldın, niye bunu buraya koydun? Bunu bozdun, niye yaptın? Bu yok. Kimse kimseye karışmıyor. Tabii şeyi açmadığın sürece, limiti açmadığın sürece kimse kimseye karışmıyor. Yani mesela bu konuda bunu iyi kötü de diyemeyeceğim. Mesela Türkiye'de tabii bir yere gittiğinde tanımadığı kişi bile yüz yüz görse bir şeyle sohbet edebiliyor. Evet. Ama bizde biraz bu konuda zor. Ha, bu dediği gibi belki saygıda yani tanımadığı kişiyle laf etmek ya da konuşmak belki ondan çekiniyor olabilir. Ama ben Türkiye'de yaşadığı için Türkiye'de daha çok bu konuda rahat. Yani arkadaş ya, konusunda. Şimdi... Ama Japonya'da tabii bunu... Orada yolda tanımadığı kişiye bir şeyler söylemek yani bazen yani olmuyor ya da evet, karşı tarafta yani, ama kaçıyor. şöyle de anlaşılmasın Japonya'ya gittiğinizde hani ben sorayım o cevaplamaz diye bir şey yok. Evet cevaplıyor ama sadece o. Onun ötesi yok. Hani ben buraya nasıl gidebilirim misal sorduğunuzda o size onu cevap veriyor. Yani. Cevap veriyor. O kadar ama. Onun dışında başka bir şey yok. Hayvanat bahçesine gittik bu arada. Ueno Dobutsuen. Evet. O da Tokyo'da eski. O zaman panda yoktu maalesef. Ya panda görmeye gittim ömrü hayatımda. İlk defa belki Japonya'ya gidiyorum. Dedim panda var dedi Ikumisan hayvanat bahçesinde. O kadar çok sevindim ki. Ya dedim hani görelim. Ama maalesef. O zaman panda yoktu. Panda yoktu. Ama onun yerinde de değişik hayvanlar. Yani yine panda vardı ama hani bizim bildiğimiz siyah beyaz olandan değildi. Kuyruklu. Ressa panda küçük pandalar küçük, onun evet, yerinde. Küçük pandalar vardı. O zaman panda tam yoktu. Yani sonra geldi ama gene. İşte o da bana denk gelmedi. O da benim şansıma. İnşallah bir daha gittiğimizde pandayı da görürüz. Gezecek yerleri de Osaka diyorum. Hiroşima oraları görme fırsatını elde ederiz inşallah. Şimdi zaten Hiroşima benim iyiyim. Orada kalıyor. Diğer abi zaten bir daha gittiğinde oraya ziyaret etti. Gördüler oradaki durumunu. Hı-hı. Ama o zaman siz gelemediniz. Evet. Bir daha da ziyaret edelim. Oraya gideriz. Biz Ikumisan'ın annesiyle kaldık. Oradaki yer evi, evet, filmlerde gördüğümüz yer eviydi. Benim eski evim var, 40 senelik eski yani bahçe ev var. Annem ama 2009 yılında tam otomatik bir klozet vardı, söyleyeyim. Tabii tuvalet burası. Onu söyleyeyim, tam otomatik. Ben onu ilk defa orada gördük ve gördüm yani. Gerçekten çok şaşırdım.
Olması gerekiyor mu? Evet, yaşlarımız için, bazı yaşlarımız için olması gerekiyor. Yani onun dışında köpeği vardı, Rico. O çok tatlıydı. Onu şey yaptık. Bahçesi vardı, güzeldi. Böyle yeşillik bir yere giderseniz eğer Japonya'da, mutlaka yanınızda oradan ya da buradan bir sinek ilacı götürün. Sıkın derim. Ya, özellikle yazın. Çünkü evet, yazın sineğin boyu ufacık, soktuğu yer böyle kabartıyor. Böyle bu ama kadar şöyle şişiriyor. Böyle çizgi olan siyah beyaz, evet, siyah beyaz çizgi olan, evet, onlara dikkat edin. Soktuğu zaman böyle maşallah aradan daha büyük şişiriyor. Bunu söyleyebilirim. Gezip görmenizi tavsiye ederim. Mutlaka ve mutlaka gidin. İnşallah da yolunuz Japonya'ya düşer. Biraz pahalı. Evet, ama evet. Uçak biletleri, evet, biraz pahalı. Gidiş geliş biraz pahalı olabilir. Kalma biraz pahalı. Yerine göre, ama böyle söyleyeyim. Yemek pahalı. Evet, yerine sonuç, göre, onu da söyleyeyim, evet, yerine göre. Tokyo'da dönerci var, Türk dönercisi. Gittiniz mi oraya? Gittik. Akihabara'da mı? Tokyo'da nereye gittik? Akihabara elektrik mağazaların olduğu yere Türk dönercilerimiz vardı orada. Bizi gördüler, mutlu oldular. İkramda bulundular, sağ olsunlar. Onlara da buradan selam olsun. Tabii hatırlarlarsa. Onun dışında ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Bir mağazaya gittik. Sen var mıydı? Yok, hatırlamıyorum. Bir mağazaya gittik. Elektronik mağazasına. Beraber? Siz beraber benimle geziyordunuz. Onun için bir yere gitmedi. Bir abi var yani. Benim bir abim var. Elektronik düşkün. Yok mu o zaman, yani aramızda o beş, telefon da yok. Evet, yok. Yani nereye gideceğini böyle kaldı. Beş katlı mağazada. Hani kocaman daha önce mağazada bahsetmiştim, o mağazada. Beş katlı mağazada. Tabii biz 3-4 kişiyiz. Ben ve iki abim, Bey Komisan. Toplam 4 kişiyiz. Biz üçümüz bir arada. Kendisi de elektronik düşkünü olduğu için büyük abim. Yeri kaldı, duramadık. O dedi ki ben üç katlara bakacağım. Çıktı. Dedik ki sonra 15-20 dakika sonra aşağıda buluşalım. Biz indik. Aradan bir saat geçti yok. 1,5 saat geçti yok. Aramaya gittik. Bulamadık. En son anons yaptım. Gittik. Danıştık ama şimdi Türkçe. Orada genelde İngilizce, Çince, Korece, evet, Japonca anons yapabiliyor dedi. Onların da servisi vardı. Ama Türkçe dedi. Tabii Türkçe yok. Şimdi Türkçe olmayınca o duyacak mı duymayacak mı merak ettim. İsterse ben yapayım dedi Türkçe. Ama tabii onlar da yasak olduğu için yani bir şekilde yapmam lazım. O zaman Japonca seçtim. Japonca ile onun ismini söylettirdim. Yani ilk duymuş ancak öyle geldi. Yoksa biz... Bizi 2 saat bekletti. Beklettirdi. Ya da biz onu oraya bırakıp Türkiye'ye dönecektik. Evet, o da vardı. O da vardı. Çünkü bırakacak bir yer yok yani. Göremedik, bulamadık. Öyle zor bir seyrede geçti. Şu anda elimizde cep telefonu olunca, internet olduğu sürece bir anlaşabiliyor. O zaman yoktu öyle bir şey. Ondan zor geçti ama şu anda sorun yok. Sonra başka nereye gittin? Başka bir yere gitmedik. Kapıca gittin mi? Yok, Kapıca'ya gitmedik. Tamam, iyi ki gittin. Bu Kapıca konusunda da tabii Türk arkadaşlar için alışkanlık yok çünkü duydum çıprak, ama gitmedim. Çıprak giriyoruz. Tabii onun da bir küçük havlu götürebiliyor ama suya girerken havlu su içine battırmaması gerek. Yani çıprak halinde havlu kenara bırakıp girmen lazım. Bir nevi çıplaklar tabii, kampı diyelim ona. Japonlar bu konuda alışkanlık olduğu için bir şey çekilmiyor ama tabii yabancılar için biraz zor olabilir. Özellikle Türkler bu konuda zordu. Yani girmek istemedi ama ben diyor ki yani bu da Japonya kadar geldi. Kapıca girmedi olmaz. Özgüveni yüksek olan insanlar için bence ideal. Gidebilir, girebilir.
Çok kişi içeriye kadar giriyormuş. Tabii erkekler ben göremiyordum ama içeriye kadar giriyormuş. Etraftaki Japon erkekler çıprak olduğunu görünce koşa koşa kaçıp geliyorlar. Onlar şaşırıyormuş. Ve gerçekten ne kaçıp ne geldin dedi. Ya içeride diyor adamlar çıprak. Çıp çıprak geziyor diyor. Tabii ki çıprak bayağı geziyor. Tabii ben bunu bildiğim için gitmedim. Sonunda da koşarak çıkmamak için hiç o toplara bile girmedim. En güzeli dedim. Bizim Türk hamamı. Tabii Türk hamamı da güzel ama Japonya'daki kapıda onsen diyorlar. Onsenler de çok sarıklı hem de çok güzel. Yani zaten herkes çıprak giriyor. Onda utanacak bir şey yok ama tabii alışkan farktan dolayı belki istemeyebilirsiniz ama merak eden varsa mutlaka gideriz bu konuda. Başka neler yaşadık? Yani ya işte aslında çok aslında vardı şimdi aklıma gelmiyor belki sonra gelecek. O zaman gittiğimizde telefon yoktu. Evet telefon yoktu. Kart alıyorduk. Antişörlü telefonlardan. Ben eve yani Türkiye'ye telefon açmak için her gün iki günde bir 2 kilometre yol gidiyordum. 2 kilometre geliyordum telefon açabilmek için. O zaman öyleydi tabii 2009 yılında. Tabii şimdi artık telefon var, işte uygulamalar var, WhatsApp, o tarz şeyler. İnternet olan bir yere girdiğinizde artık görüntülü konuşabiliyorsunuz. Artık o şeyler kalktı. Kafelerin her birinde wifi'ler var. Kafelerin her birinde sigara içilen, içilmeyen bölüm var. Kafenin kendi içinde. Güzel yani. Tokyo çok hoşuma gitmişti. Gerçekten büyük bir şehir. Sen orada Tokyo Drift'te gördün mü? Yok, evet, Tokyo Drift'i görmedim. Tokyo deyince herkes yani Tokyo deyince Tokyo Drift geliyor ama benim aklıma öyle değil. Benim aklıma kat kat olan tren. Zaten bir yürüyen merdiven var. O zamanlar tabii en dik miydi? En dik olan kaç metre? 50 metre miydi? Böyle şeyde. İstasyonda asansör merdiven diyorsun. Yani yürüyen merdiven. 100 metre olan var. 100 metre olan evet. Yani o civardaydı. Kılıç. Ben oradan getirmek istedim. Kılıç istiyorum. Evet ben oradan kılıç getirmek istedim ama yasak olduğunu söylediler. Ağzı eğer getirecekseniz de bunun bir belli bir ücreti var. Bunun da ağzı kapalı bir şekilde alabiliyorsunuz. Evet. Size hiçbir şekilde açık vermiyorlar. Kılıcı. Onun dışındaki diğer elektronik eşyalar aslında yani elle cep telefonu hariç elle tutulur yani fotoğraf makinesiydi, video kamerayla bunları alabiliyorsunuz. Ama onun da bir sınırı var bildiğim kadarıyla. Arabiliyorsun yani. Soru Türkiye'deki girişte var. Evet. Ama oradan girişte yani tabii vergisini ödedikten sonra içeriye sokabilirsiniz. Sonra şey de soracağım. Şimdi kılıç gördünüz. Orada samuray var mıydı? Samurayı gördüm. Geisha var mıydı? Ninja var mıydı? Onlara soracağım. Hayır, onları görmedim. Mesela bazı Türk arkadaşlar da bana ciddi şekilde soruyor yani samuray hala yaşıyor mu? Samurayın yaşadığını duydum. Ninja yaşıyor mu da hala yaşıyor mu? De soruyor. Yani samurayın yaşadığını duydum. Eskiden yaşamış. Hani duydum. Tabii görmedim. Geisha görmedim. Ama sumo derseniz anlattığım gibi gördüm. Neyse 11 sene önce yani şu andaki durumuyla biraz farklıydı Japonya. Özellikle elimizde cep telefon ve internet, wifi olmayınca evet. Yani biraz zor oldu. Şu anda o kadar zor yaşamayacağını eminim. Çünkü harita görebilirsiniz. Çok rahat gezebilirsiniz. Hatta çadır alın, çadırda gidin, kalın parkta. Kimse size niye burada kaldınız demez. Onu bir orası bilmiyor da. Yani. Ya ben gördüm çünkü. Ama polisi yani hiç kimlik soruşturma. Yok. Soruşturma olmadı. Yoktu. Bir olaya karışmadığınız sürece ya da bir şey yapmadığınız sürece kimse gelip ya kardeşim sen nesin, necisin diye sormuyor. Yani normal zaten
sıradan bir insan gibi davranıyorlar zaten. Bir sıkıntı yok o konuda. Rahat rahat gidip gezilebilir, görülebilir. Yani dolu dolu tadı çıkarılabilir, evet. Şimdi en son olarak ben şundan soracağım. Japonya gidiyorsunuz. Hı hı. Bazen kendiniz gezmeniz gerekti. Hı hı. Tabii orada İngilizce pek geçemeyebilir. Japonca öğrenip gittiniz herhalde. Ne kelime öğrenip gittiniz? O çok çok önemli olan kelime hatırlıyor musunuz? Yani neleri öğrendi o zaman? Mesela konnichiwa biliyorsunuz. Konnichiwa, merhaba. İşte bunu verir misiniz ya da bunu istiyorum derken işte ne diyordu? Kafa gitti. Kore o kudasai. Şey, kore o kudasai. Ya da sore o kudasai. Ondan sonra fiyatını sorabilirsin. Fiyat konusu, fiyatta ikura desu ka? Onu söylüyorsunuz. Yani belli başlı kalıplar var zaten. İstediğiniz şey Kore ya da direkt şunu diyebilirsiniz ya Kore bu. Bunu istiyorum. Değil de Kore bu. O size zaten veriyor da siz alıyorsunuz. İşte kasaya gittiğinizde ikura peska yani ne kadar. O zaten size yazıyor ekranda. Şey var. Oradan siz yen veriyorsunuz. Yeni burada değil de orada bozdurmanızı tavsiye ederim gidecekler için. Ya da burada mı alsalar daha iyi yeni? Burada alsa daha uygun geliyor. Bence. O zaman öyleydi. Bu zaman şimdi evet buradaymış. Burada bankalarda Japonya'yı alıp götürürse kur olarak daha uygun. Ve daha rahat edersiniz en azından orada. Ya da soracağınız zaman Koreva tabii nan desu ka diyebilirsiniz ama bu nedir dediğinizde o size Japonca cevap verecek. Onu da anlamanız biraz zor olabilir. Tabii Japonca biliyorsanız ama ayrı. Tabii tuvaletiniz geldi. Evet. Ne diyeceksiniz? İşte Tuvale wa doko desu ka? Hani nerede? Evet. Tuvalet nerede? Ya da nasıl gidebilirim? Gibilerinden. Hani haritayı gösterdiğinizde. Tabii onu artık İngilizce ya da Japonca söylemişsiniz. Doko e ikimasu ka gibilerinden. İngilizce gene biliyorsanız İngilizce çoğu Japonlar anlıyor yani çok zor bir şey söylemese. Evet. Yaşlı bayanlar da onlar İngilizce anlar. Ama yani Japonca öğrenmek istiyorsanız orada bir şeyler kelime kullanıp belki yani bir hafta iki hafta kaldığınızda bayağı çok şunu şey öğrenebilirim. Evet bir iki hafta kaldığınızda şunu söyleyebilirim. Çekingen biri değilseniz, yanlış da olsa, elinizde bir sözlük var. Zaten Latincesi yazıyor, yazıldığı gibi okunuyor. Onu okuyun, yanlış da olsa onlar zaten anlayıp size yol ya da yön ya illaki bir şekilde yardımcı olurlar. Yani. O konuda içiniz rahat olsun, öyle söyleyebilirim. Tabii. Biz ilk gittiğimizde tabi belli başlı İkumisan'da dediği gibi 3-5 kelime yani öğrendik. Kelimemiz vardı. Yani bize işte lazım olur. İşte tuvalet nerede gibi, nasıl gidebilirim gibi ya da bunu istiyorum gibi. Korewa işte hoshii desu ya da Kore ikura desu ka gibi. Zaten fiyatları altında yazıyor. Bunları söylememize gerek yok. Orada bütün hepsini yani alacağınız şeylerin fiyatları orada yazıyor zaten. Gittiğinizde belki bir nebze olsun zorlanacağınız bir konu da şu olabilir. Metroyu kullanmanız gerekecek. Orada da kart var. Nasıl bizde işte Antalya'da Antkart gibi metrolara biniş kartınız varsa Japonya'da da tek bir kart var. Yoksa birkaç tane var ama her yerde kullanabiliyorsunuz. Yani bir kartı her yerde kullanabiliyorsunuz. Gittiğinizde muhakkak onu alın. İçine evet, dolum yani. Yapın. Yoksa tek bilet nereye kadar yani, almanlar. Çünkü istasyona göre fiyat değişince biraz zor olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Tek dediği gibi kursanı yüklemektense bir şey yapın. Zaten biniş işte fiyatları hepsi orada tabelada hepsi yazıyor.
İşte ne kadar, ne kadar, işte şu gidiş ne kadar. Şu anda zaten Faruk'u firmanın törenine binerken bile geçerliyiz komple. Biniyorsun, indiği yere zaten hesap kuruyor. Bu konuda biraz yani eskine göre çok rahat oldu. Ve şunu... Evet, arkadaşlar Cengiz Han Bey'in Japonya macera nasıl buldunuz? Bu 11 sene önceki Japonya, tabi şu andaki Japonya belki daha siz rahat gezebilirsiniz. O zaman biraz zorluk vardı yani şimdikine göre. Ama bir daha Cengiz Han Bey ile Japonya giderken tabi daha çok Japonca konuşacağını bekliyorum. Çünkü Japon firmada çalışıyormuş. Mutlaka Japonlarla beraber çalışıyordur. Japonca öğrenecek inşallah. Bugün de bu kadar. Kanalıma beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.